Ukrayna'nın Mariupol kenti 24 Ocak Cumartesi günü şiddetli bombardımana sahne oldu. 31 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda 117 kişi de okul, ev ve mağazaları hedef alan roket saldırılarında ağır yara aldı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ise roketlerin ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen bölgeden atıldığını doğruladı. Ukrayna'da ateşkes anlaşmasının imzalanmasından 5 ay sonra ilk defa geçtiğimiz hafta bu derece şiddetli çatışmalar yaşandı. 26 Ocak'ta Horlivka başta olmak üzere iki tarafta da hastaneler hedef alındı. Rus yanlısı isyancıların kalesi olan Donetsk ve Luhansk bütün gün boyunca saldırılara sahne oldu. Kiev yetkilileri tarafından yayınlanan resmi rakamlarda 25 ve 26 Ocak tarihlerinde 11 askerin öldürüldüğü açıklandı. Özellikle Debaltse ve çevresinde durumun daha da kritik olduğu belirtiliyor. Ulusal muhafızlar Kiev kontrolündeki stratejik bölge olan Debaltseve'yi korumak için ordu askerlerine silah takviyesinde bulundu. Debaltseve aynı zamanda isyancılar tarafından daha sıkı bir mengeneye tabi tutuluyor. Yakın savunmayı güçlendirme amaçlı derin kuyular açıldı. 9 Ukrayna askeri çatışmalar sırasında hayatını kaybetti. İsyancılar tarafından ele geçirilmek istenen 22 bin nüfuslu Poposna'daki bombardımanlarda 2 sivil öldü, 5 bin kişi tahliye edildi. Okay. 28-29 Ocak tarihleri arasında 8 Ukrayna askeri atılan roketlerle hayatını kaybetti. 30 Ocak Cuma günü Donetsk'te bulunan bir kültür merkezi ve bir otobüs hedef alındı. Kentteki ayrılıkçı yönetim 5'i kültür merkezi ve 2'si otobüste bulunanlardan olmak üzere en az 7 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Kiyevli yetkililer o gün içerisinde 5 askerin hayatını kaybettiğinin haberini verdi. Ukrayna ordusunun tankları 1 Şubat'ta Luhansk bölgesinde isyancıların mevzilerini hedef aldı. Çatışmalar sırasında 13 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Kiev İçişleri Bakanlığı'na göre Debaltseve'de pazar günü yaşanan bombardımanlarda 7 isyancı öldü. Güvenlik Konseyi ve Kiev Savunma Birimlerinin rakamlarına göre 2015 yılının başından bu yana Donbas'ta 7'si çocuk olmak üzere 118 asker hayatını kaybetti. 2240 kişi geçtiğimiz hafta savaş alanının dışına tahliye edildi.